Herkese selam arkadaşlar. Bugün yağmur kar yok. Şöyle kuşlarımı bir havalansın diye dışarı çıkarttım. Hemen sizinle de paylaşayım. Şöyle bir şey gördüm bakın. Kuşumuzun altında yumurta yapışmış, görüyor musunuz? Bu çıkmış bir kuşun yumurtası. Yani yavrusu çıkmış bunun. Hatta yavrusunu da göstereyim. Şu an erkeği yatıyormuş. Yavruyu kaldırmayalım soğuk hava. Kuşlarımızı korkuttuk, oraya gittiler. Gel. Çağıralım. Gel. Gel. Arkadaşlar hayvanlar bir tedirgin. Şöyle bir alıcı kuş var bakın. Ben aslında bunu çekmek için şey yaptım ama alıcı kuş az önce buradaydı. Hatta bu tarafa atladı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Teras atladı. Bütün hepsi korktu böyle. Çatıya falan kalktı. Şu anda tedirginler. Bakın direkt ona bakıyorlar. O da buralarda avlanma peşinde. 2 gündür muhtemelen aç kardan dolayı. Arkadaşlar ben o yumurta ile ilgili şunu söyleyeyim hemen size. Kuşlarımızı düzenli olarak banyo yaptıramadık. O süreçte de muhtemelen yumurta kirlendi. O yüzden yapıştı. Bu bazen şeyde oluyor. Hayvanlar nasıl diyeyim? Yumurtayken yani. Bu civciv çıkmış. Onun kabuğu yapışmış ona. Bu biraz kirden değil. Ama normalde hayvanlar kirli olunca normal yumurta yapışıveriyor. Sonra hayvan kalktığında kuluçkalık yumurtanız kırılıyor. Bir tane yumurtanızdan olmuş oluyorsunuz. Hayvan tek yumurtaya yatmak zorunda kalıyor falan filan. Bu süreç çok mantıklı değil. Yani size öneririm hayvanlara düzenli banyo yaptırmanız. Bakın kuşumuz da alıcı kuş yüzünden tedirginliğine bakın. Devamlı bir havayı kesiyor. Yanındaki arkadaşından bile korkuyor. Alıcı kuş biraz yükseldi. Buradaki ekmek ona çıkmayacak herhalde. Size şöyle bu dışarıdaki kuşlarımızı göstermiş oldum. Bir de içerideki durumdan biraz bahsedeyim. Videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar. Şimdi biz buraya beyazlarımızı ayırmıştık. Şunun kapısını biraz sıkışmış şöyle. Şöyle açayım. Buraya beyaz bir takımımızı ayırmıştık. Erkeğimiz böyle yalandan bir perçemi var. Bol bıyıklı. Dişimiz. Bunların 2 yumurtası vardı arkadaşlar. Tek civciv çıkarttı. Gel kızım. Göster bakayım. İçerisi sıcak olduğu için hani bunu kaldırsak da çok şey olmaz diye yaklaşıyorum ama bir yandan da kıyamıyorum. Yani üşümesin yavru. Malum kış şartlarındayız. Buradan bir yavrumuzu aldık arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak nasip. Büyüteceğiz. Burayı kapatalım hemen. Şu açık olan kümesimizi çekelim. Arkadaşlar burada bu çiftimizden bir tek yumurtaya yatıyordu. Yumurtanın biri işte kırılmıştı. O tek yumurtada çıkım aşamasında yavru çıkamamış. Şimdi bu çiftimiz tekrar yumurtladı diyebiliyorum. Yavaş kızım. Evet, şöyle gösterdim size. Bir çift yumurtamız var. Şu aşağıdaki takkalı çiftimize geldik. Arkadaşlar burada da dişimiz hasta. Tedavi ediyorum. Toparlıyor. Tekrar yükseliyor hastalık. Ne yapacağız bilmiyorum. Bunun için de bugün bir çözüm düşüneceğim artık. Burayı kapatalım artık. Bunlar biraz gezdi dolaştı. Son olarak şuradaki kuşlarımızı göstereyim hemen. Arkadaşlar burada bal kafa takımımız vardı. Bunların da yumurtalarına oldu bir süre. Bakın yumurtalardan bu taraftaki çıkmak üzereymiş hatta. Ya da kırılmış. Bakarım onlara da videodan sonra kırılmış mı kırılmamış mı. Hatta videoda bakalım. Dur kuşum.
Şu an yavru çıkmaya çalışıyor arkadaşlar bundan. Şimdi hareket ediyor. Hiç ellemeyelim. İnşallah çıkar. Bu takımımız burada da yanar döner takkalı takımımız var. Bunlardan henüz genç oldukları için eş oldular ama yavru yumurta alamadık. Muhakkak alacağız. Kuşlarımızı gösterelim. Böyle. Arkadaşlar bir de tedavi ile ilgili hep insan ilaçlarını kullandığımı söylemiştim ama şöyle bir tane. Antibakteriyel yani antibiyotik. Bu damlayı da işte yoğun hasta gördüğüm kuşlarda, işte uzun sürece dayanamayacak kuşlarda hemen bir kullanıyorum. Bu dişimizde de onu kullandım. Bakın kaldırdığımız dişimiz hemen yemeğinde, diğer erkek rahatsız etmeye başladı. Buradaki durumumuz bu. Herkes kendine iyi baksın. Sağlıkla kalın. Hala abone değilseniz abone olun. Kendinize iyi bakın.